Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? A. Beyninden bir parçayı. B. Son nefesini. C. Sakalından bir tutamı. Yine güzel bir soru ve yine cevabını aslında bilmediğim bir soru. Mantık yürütmeye çalışacağım. Mantık yürütmenin sonunda kendimi ikna edebilirsem cevap vereceğim. Yoksa kırmızı butona doğru yakın olduğumu hissediyorum biraz. Şimdi deney tüpüne koyma kısmı açıkçası biraz şey yapıyor. Yani sakalından bir tutam olsa deney tüpüne koyulmaz diye düşünüyorum. Henry Ford'un sakalından bir tutam aldığında onu bir deney tüpüne koyabileceği nedense şey olmadı. Yani işte bir şeyin arasına koyabilirim diye düşünüyorum. Bir şeye sarabilirim ya da işte sürekli görmek istiyorsam çerçeveletebilirim yani bir şekilde. B şıkkı çok yani bizi eğlendirmek için koyulmuş bir şık gibi duruyor ama bir taraftan da deney tüpü şıkkı, çünkü deney tüpü sızdırmaz bir yapı yine. Sızdırmazdan gidiyoruz bu arada. Koli bandında da öyle konuşmuştuk. Beyninden bir parça çok şey geliyor yani. Böyle hayranı olduğum biri, tabii herkesin kültürü farklı ama yani hayranı olduğum birinin beyninden bir parçayı alıp onu deney tüpüne koyup onun orada çürümesini, kötü bir hal almasını çok herhalde şey yapmazdım, istemezdim diye düşünüyorum. Vahşi mi geldi size? Yani evet, çok hoş değil yani. Hani şimdi bir otopsi yapıldığını düşünelim. Otopsi yapıldığında beyninden bir parça almak isteyebilirsin belki ama yani hani onu mumyalatabilirsin ya da işte çürümeyecek bir hale getirebilirsin. Deney tüpü çürümeyecek bir ortam değil. Deney tüpü biraz daha bir şey görünür hale de saklamak istiyorsam, iki İşte son nefes gibi kaybolmasın diyorsam belki şey yapabileceğim bir şey. Şimdi Henry Ford tabii bir taraftan da çok büyük bir aslında devrimci yani. Hani üretim anlamında bir devrimci. Çok klasik bir insan değildir diye düşünüyorum. Yani çünkü icatlarıyla, üretim süreçleriyle aslında dünyayı değiştiren bir adam. Hani biraz daha şey olsaydı, hani daha bilim adamı gibi bir profili olsaydı belki hani beyinden bir parçayı almış diyor olabilir diye düşünüyorum. Tabii beyin bir taraftan da yani hayranlık duyulacak bir organ. Yani madde olarak değil ama birini sevdiğinizde onun işte beynini, düşünce şeklini, ondan sonra işte bilgisini, bunları sembolize eden bir şey. O yüzden beyin şıkkı bir taraftan şimdi bir şey oldu, zihnimin bir yönünde. Son nefesi hiç mantıklı bir şey değil aslında. Yani düşününce son nefesini saklamak görünür bir şey değil, hissedilen bir şey değil. Ama bir taraftan da Henry Ford gibi bir adamın yapabileceği orijinal bir hareket. Aslında tek kafamda son nefesini ihtimalini arttıran şey o. Çok ilginç bir noktadayız şu anda kendim için. Öyle. Şimdi kafamda ışıklar o kadar şey ki bambaşka bir şey şekillendi. Şimdi Edison ampulü buluyor. Ampulü bulduğu için deney tüpü bir ampule benzerse içine koyacağınız bir sakal tutamı da aslında ampule benzer. Çünkü ampulün içinde de öyle bir kablo gibi bir şey var. Şıkları seçen arkadaşı çok tebrik ediyorum. Benim için hani neresinden tutsam mantıklı bir çıkarım yapabileceğim şıklar oldu. Ama az şey mi? Bir harf söyleyeceksiniz. A, B veya C. Size 500 bin lira verecekler. Tabii ki. Yani böyle bir şu anda... O yüzden güzel bir soru. Hakikaten öyle. Şu anda hissettiğim şeyi olması gerekiyordu zaten. Son aklıma gelen ipucu aslında ampul ipucu oldu.
şu anda en yakında ona hissediyorum. Yani başta hiç ihtimal vermediğim şeye şu anda en yakın hissediyorum. Sakalda tabii bir taraftan şey de var. Yani işte bizde de sakallı şerif saklanıyor. Aslında bir hürmet, yani sakal da bir hürmet edilen bir şey. Edison'un da şu an yüzü aklıma gelmiyor ama o dönem sakallı olabilecek birisi. Yani hayran olduğunuz bir insana ait saklayabileceğiniz şeylerden bir tanesi de sakal diye düşünüyorum. Son nefes belki çok romantik bir yaklaşım olur. Hani işin içinde bir hayranlık olduğu için, bir usta ilişkisi olduğu için ve bunu yapan adam da bir mühendis ve iş adamı olduğu için sanki çok son nefes biraz fazla duygusal kaldı. Ya başta söylediğim noktadayım aslında. Yani burada güzel bir yarışma yapıp son soruya gelmek, son sorudayız değil mi? Ben heyecandan kaybettim. Eyvah! Şimdi bana bu soruyu sorduğunuz için siz de biraz kafanızın karışık olduğunu anlıyorum. Evet. Mevlana Bey, yarışmanın sonuna geldik. İsteseniz de bundan sonra bir soru yok. Bu soruya doğru cevap verirseniz size büyük ödülü takdim edeceğiz. 500 bin lira. O yüzden lütfen güzelce odaklanın. Şu anda sizi sıkıştırmıyoruz da, herhangi bir süre sorunumuz da yok. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Böyle bir daha okuyun soruyu, cevapların üzerine bir daha düşünün, iyice sindirin. Ondan sonra bir karar verirseniz eğer cevabınızı alırım. Siz Henry Ford olsaydınız? Ben sakalını saklardım. Sakalını mı? Evet. Henry Ford'un yani profilini düşündüğümde de benim bakış açıma yakın birisi olabilir. Yani ben de fonksiyonel bir insanım. Hani onun kadar zeki ve devrimci bir insan değilimdir belki ama yani kendime yakın hissettiğim bir profil. Dolayısıyla ben saklasam sakalını saklarım. Ampul imajı tamamen şu anda benim kafamda uydurduğum bir şey olabilir. Çünkü hani bir ampulde gerçekten klasik bir ampulün içindeki o tel aslında sakal teliyle çok benzer bir şey olduğu için ampule benzeyen de bir şey çıkıyor ortaya. Böyle bir şey düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani sembolik olarak bir muhafaza yapıyor diyorsunuz belki de. Öyle İkisi mi? İkisi birleşmiş oluyor yani. Hem sakalı bir insanın, hani dediğim gibi saygı duyduğunuz bir insanın sakalı saklamak isteyebileceğiniz bir şeydir. Hani hürmet anlamında. Hem de ikisi birleşince bir espri de oluyor. Bu ikisi açıkçası biraz aklımı çeliyor ki hatırlarsanız ilk başta sakalından bir tutamı ilk başta beyninden bir parçayı elemiştim ama sakala da çok ihtimal vermemiştim. Çünkü işte deney tüpüne koyup saklaması çok şey gelmemişti. Mantıklı belki gelmemişti. Çerçe belirtir demiştiniz. Evet, evet. Yani ben hayatımda bir daha böyle bir noktaya gelmeyeceğim, öyle düşünüyorum. Yani işte TRT gibi bir kanalda çıkacağım. Tüm soruları bileceğim. Şu an ara ara aklıma şey geliyor. Acaba rüyamı görüyorum? Hani çünkü tam rüyaya uygun bir senaryo. Açıkçası bu andan geriye döndüğümde elimde 75 bin lira olacak. Eğer şıkkı görmeden cevap verirseniz, yani doğru cevabı görmeden cevap verirseniz, cevabı söyleyip de açarsak ve o yanlış çıkarsa 75 bin lira kazanmıyorsunuz. Tabii tabii. Gidiyorsunuz. Tabii. Ama cevap verdiniz, son anda pişman oldunuz, bastınız, o zaman 75 bin. Veya şu anda cevap vermeden de basabilirsiniz. O zaman da 75 bin. Ama doğru cevap 500 bin lira kazandıracak. Evet. Ya ben tekrar sorudan ve şıklardan bağımsız olarak şu an elimde ne var? Tamam. Ne olabilir onu düşünüyorum. Evet. Şimdi kırmızı buton var elimde. 75 bin lirayla çıkacağım. Ülkemiz şartlarında güzel bir para. Ama 75 bin lirayı kısa sürede unuturum diye düşünüyorum. Soruya yanlış cevap verirsem, elimde güzel bir kazanım var. Bu her türlü olacak. Ama son sorudan geri dönmemiş bir yarışmacı olma kazanımı da olacak. Yani buraya geldik, sizinle güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Ama son soruya da cevap vermiş olacağım. Yani sorunun cevabından bağımsız olarak bu benim için kıymetli bir şey. Bir de doğru çıkarsa bu sefer... Oo, tadından yenmez. Sandalyeden zıplayabilir miyim bilmiyorum. Ya açıkçası buraya kadar akıl yürütme getirdi. Getirdi. Bundan sonra da götürecekse götürsün diyorum. Yani şu an kalbim onu söylüyor.
Soruya cevap verdikten sonra da kırmızı butona döner miyim emin değilim. Yani bir gökten bir mesaj gelmediği sürece dönmem herhalde diye düşünüyorum. Son kez şıkların üzerinde duralım mı? İster misiniz? Olur. A. Beyninden bir parçayı saklamış olabilir mi? Uzağım. A şıkkına uzağım. Yani az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. B. Son nefesini bir deney tüpünde saklamış olabilir mi? Yine aklıma gelen şey çok romantik bir şey olması. Yani böyle bir ustayla işte çırak ya da bir ilham aldığın bir kişinin için hani sevgilin olsa, eşin olsa yapmak isteyebilirsin. Çünkü romantik bir an o. Hem hani hazin bir an ama bir taraftan da romantizme de açık bir an. Ama yine de şey hani benzer sektörlerde benzer işler yapan kişiler diyebiliriz aslında Edison ve Henry Ford'a. Peki C, sakalından bir tutamı bir deney tüpünde saklamış olabilir mi? Sakalla ilgili aslında beni tereddüte düşüren şeylerden bir tanesi acaba sadece bizim kültüre ait bir şey mi? Çünkü hani sakalın saklanması denince herkesin aklına işte sakalı şerif geliyordur yani hani. Peygamber Efendimizin sakalından saklanan bir parça, evet. Bir ve o da yani işte genelde cam haznelerde saklanıyor. Ama belki de bize ait bir şey yani. C şıkkı ile ilgili aslında kafamdaki soru işaretlerinden birisi o. Bir de bir ampul imgesi oluşturmak istesem ampul varken deney tüpünü kullanır mıydım? Ya da bir aynı zamanda hafif biraz şey de olabilir mi? Saygısızlık da olabilir mi diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü ampulün keşfi önemli bir keşif. Sakalla ve deney tüpüyle ampul yapmak belki de biraz hafife alma ya da hafif alaycı bir tavır gibi de algılanabilir. Kafam tekrar çok karıştı. İlk yakın olduğum şık son nefesiydi. Şu anda ona daha yakın hissediyorum açıkçası. Soruya cevap vermek istiyor muyum diye düşündüğümde cevap vermek istiyorum. Ondan eminim. Ben şıkkı son nefesim demek istiyorum. Çünkü ilk aklıma o gelmişti. Düşündükçe çok başka yerlere gittim. Başka ilişkiler kurdum. Yanlış olacaksa da B şıkkı olsun diyorum. Pekala. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Çok kritik bir andayız. 500 bin liralık soruya cevap verdiniz. Onayladınız. Artık bundan sonra önümüzde 3 olasılık var. 1. Doğru çıkarsa 500 bin lira sizin. 2. Yanlış çıkarsa maalesef eliniz boş ayrılacaksınız yarışmamızdan. Ama bir de kırmızı buton seçeneği var ki cevap yanıncaya kadar, doğru cevabı bizler görünceye kadar eğer basarsanız 75 bin lira yani bir önceki üçlemenin yarısıyla ayrılabilirsiniz. Cevabı görmeye hazır mısınız? Hazırım. Bakalım 500 bin lira sizin olacak mı? Ben burada son nefesimi verdim.